Ne yapıyor? Beyin aktiviteni arttırmak için. Çünkü sende o potansiyel var içeride. Fakat evet. Beyin aktiviten o kadar düşük ki içeriden esma faaliyete geçebilecek yer bulamıyor. Aslında bütün mesele içeride oluyor. Bu bir rüya, bu bir ilahi rüya. Ama çok gerçek zannedilen bir rüya. Buz eridi, suya kavuşunca ben sana baktığımda kimi göreceğim o zaman? Bir bakıyorum, ben Beyza'ymışım. Beyza da benmişim. Nasıl bir uyanışa geçmemiz gerekiyor? Nasıl uyanmamız gerekiyor? Yani, başta söylediğin gibi bu uyanış tanımı da çok doğru ağızlardan, doğru gönüllerden, doğru gözlerden bakılması, görülmesi, konuşulması gereken bir konu gerçekten. Nasıl bu uyanış için bu zemin hazırlandı bize? Mesela bu kapanma süreci de buna dair, sanıyorum sen de onu işaret ediyorsun. Ve bu noktada acaba ruhun mertebelerini mi danışsak sana? Tabii. Şimdi ben hani sana bugün şey dedim ya, şimdi ruhun mertebeleri olduğu da mesela çok konuşulmayan bir mesele. Oysa evet. Ki Kur'an'da bunlar çok net ayetlerle bakıyorsun ruhun mertebeleri var. Ve dolayısıyla tasavvuf ehlinin anlatımlarına baktığında işte insan görünenlerin insan olmadığını, hani sureten insan, sireten insan diye hatta bir anlatım vardır. Şimdi veyahut da işte Nebe suresinde, anne Nebe suresi miydi? Onlar keşke hayvanlara bakıyor ve diyor ki keşke biz de küntü turab, hani keşke biz de diyor hayvanlar gibi toprak olarak şey yapsaydık. Çünkü hesap günlerinin şeyini bekliyorlar. Hani hesabının dürülmesini bekliyor. Bakıyor hayvanlar diretiyor, birbirleri olan alacak verecekleri bitiyor. Toprak oluyorlar. Fakat insanlar hayvan suretinde kalkanlar keşke biz de diyor toprak olsaydık. Ama şimdi sen inanılmaz bir kapasiteyle gelmiş bir varlıksın. Sen de Nebe, evet. Nebe yani. Yani hep verdiğim bir örnekle çok kolay anlaşılsın diye. Senin bu... 8. ayette acaba burada okumamız gereken bir ayet mi Deniz'in? Hangisi? Sebe 50. Sebe suresi 50. ayet. İnsanın yaptıklarının karşılığını bulması. Ha, o deminkiyle işte o ayeti ben o anda hatırlayamadım. O hani insanların yaptığını karşılığı bulması, işte senin esmanın üflenmesine, sana hangi esmanın üfleneceğine kadar düşünebiliyor musun? Çocuğunda özellikle dede neneler, o yüzden peygamber soylarına baktığında aleyhissalatü vesselam, peygamberimizin ve bütün peygamber soylarına bak. Hepsi ancak Ali İmran, ne kadar bir temiz soylardan geliyor İbrahim'in soyu. Doğru değil mi? Bak İshak, İsmail. İşte çünkü işte o kap, ona üflenen ruhun, o ruhun üzerinde şeyi yapan, sınırlamaları koyan o kap. Yani o kap yüzünden çocuğun, mesela atıyorum El-Kahhar esması çocukta, mesela El-Rauf esmasından farklı oluyor. Daha yüksek oluyor mesela. Ne olur çocuk agresif oluyor. Yıkıcı bir çocuk oluyor. Sebep? Bu çocuk niye böyle oldu? Bu çocuk öyle oldu çünkü yaptıklarının, bütün nesillerinin yaptıklarını, toprağı, na çocuğun ruhu, ona göre üfleniyor ruh. Yani ondaki esma ona göre baskın hale geliyor. O kaba göre. Çünkü sen şöyle bir örnek vereyim. Yani nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela belli sporları yapmak için belli fizikte olması gerekir insanların. Sen o sporu yapmaya uygun fizikte olmayan birisine o sporu yaptırır mısın? Yaptırmazsın. İşte ya, o evet, esma, işte sendeki o esmalar da sendeki bu nakt olan yapılar yüzünden, işte haram yedin, onu yaptın, bunu yaptın, insanlara zarar verdin, bilmem ne. Bunların hepsi senin DNA'na geçti. Hepsi kayıtlı bunların. Beden kayıt alanı yani. Beden resmen bir kayıt alanı. Ona bütün esmalar yüklendi. Hepsi de çok güzel. Ama bedendeki kayıt alanına göre o esmaların hangi oranda çıkacağı belirleniyor. Çünkü kutuya girdiği için. O sonsuz kudret o kutunun özelliklerine göre tepki veriyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi sen de işte Şafii esması var. Kendini iyileştirme esması var. Fakat senin kutun hep pesimist yani. Tamam mı? Hem tekniğini, yani doğuştan gelen özellikler, hem de hiçbir şekilde kendini geliştirme, hani kendi hakikatini aramak yolunda bir çaba sarf etmemişsin. Epigenetiğini aktive etmemişsin. Anlatabiliyor muyum? Genetik kader olarak yaşıyorsun. Dolayısıyla sendeki Şafii esması. Olur mu öyle şey canım, mesela
ne diyelim, mesela işte mütekebbir esman veyahut da cebbar esman sende daha yoğun olduğu için, tamam mı? Sende bir şafi esması çıkacak yer bulamıyor. Hani böyle insanlar vardır biliyorsun. Çünkü senin yapın, o kabı da sen genetikle geldin ama o genetiği epigenetikle dönüştürmeye de çalışmadın. Dolayısıyla kendi kendini hasta ediyorsun. Kendi kendini parasız bırakıyorsun. Çünkü bilinçaltı işte bu bak. Bilinçaltı bu hayvandır, bu bedendir. Bilinçaltı bedendir. Bu hayvan, bu bir hayvan. Anlatabiliyor muyum? Bu hayvana en yüksek mertebeye kadar ruh yükleniyor da. Hani içinde bu potansiyel var ama hayvanın özelliklerini oynamadığın için nefsi tezkiye nedir? Niye yemeni kestiriyor? Yemeni niye kestiriyor? Allah senin, yani hayvanı da aç bırakıyorsun. Allah senin açlığına ihtiyacı yok ki. Ne yapıyor? Beyin aktiviteni arttırmak için. Çünkü sende o potansiyel var içeride. Fakat evet, beyin aktiviten o kadar düşük ki içeriden esma faaliyete geçebilecek yer bulamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ne oluyor? Senin nefsinin diyor bütün isteklerinin tersini yapacaksın. Ne istiyor nefsin? Tersini yapacaksın. Ne yapıyor böylece? Beden hayvanının alışkanlıklarını kırıyor. Zaten buna işte hırka giydirilmesi bu. Hırka harika. Bu hırka giydirme nedir? Adet delen demek. Yani bedenin alışkanlıklarını kırıyor. Bedenin alışkanlığını kırdın mı sen, hayvanın hükmü senin üzerinden kalkıyor. Ruhun hükmü bu sefer hayvanı ele geçiriyor. Önceden ruhunu hayvan ele geçirmişti. Tamam mı? Şimdi yurt dışında baktığında bilim camiasında, nörobilimde özellikle hep hesaplama, yani computation dediğimiz hesaplama üzerinden, yani seni hep hayvani boyutta görüyor bunlar. Yani ona göre diyorlar ki işte şimdi birazdan okuyacaksın Benjamin Libet'in meselesinde özgür irade yok diyorlar. Hayvanda olduğun müddetçe özgür iraden yok. Çünkü ruhunu aktive etmedin ki. Ruh ele geçirip işte Fetih suresi bu. Ruhun ve Allah esmasını, sendeki esmayı ve ruhun da bedeni ele geçirmesidir. Yani Rahman'ın, Allah'ın senin o bütün hayvani özelliklerini ve senin kendine ait o esmanın da seni kısıtlayan özelliklerini ele geçirmesidir. Fetih budur. Allah'ın fethi budur. Allah seni fethettiği zaman da işte devam edelim sen lütfen şey yap. Estağfurullah. Bu arada şunu anladık ki değil mi? Biz DNA o kapsa, evet, biz çocuklarımızın kabını da hazırlıyoruz. Tabii ki. Sen kabını değil sadece esmasını da senin yüzünden oluyor. Senin benim yüzümden. Yani bizim ailelerimiz, sülalelerimiz yüzünden oluyor çocuk bu halde. Anlatabildim mi? Yani çocuk ama yine de geç değil yani. Bu şu demek değil. İşte diyorum ya, çocuğun mesela Ecebbar esması yüksek geldi. Yani çocukta Ecebbar esması baskın. Sen o Cebbar esmasını Allah esmasının şemsiyesi altında aktive edersen o cabbarlığı birilerine zarar vermek değil. Nefsindeki kötülükleri zarar vermek. Nefsinin kötülüklerini ortadan kaldırmak. Ve Allah esmasıyla mesela bu tip insanlar savaşta, İşte şeyde, Allah yolunda savaşta çok daha cabbar olur yani. Anlatabiliyor muyum? Bak sen yani savaşta devletin, vatanın, milletin, ümmetin için yaptığın savaşta değil mi? Sen sonuçta çok hayırlı bir şey yapıyorsun. Ama nefsin için yaptığında değil mi? Zararlı bir şey yapıyorsun. Parmak deneyelim mi okuyayım yoksa Nur suresi 44. ayete mi geçelim Deniz'im? Çünkü bunlar hep, yani bu hep diyorsun ki nörologlar, bilim insanları, işte onlarla online görüşmeler yapıyorsun akşamları. Aslında onlara şimdi konuştu ama senin yıllardır araştırdığın, yazdığın, konuştuğun şeyler, konuştukları. Binlerce şükürler olsun. Çizmek lazım. Yani onlar bunu keşfetmeye çalışıyor ya da hazmetmeye ya da kabul etmeye, anlamlandırmaya çalışıyor. Ama sen zaten Uyanış serisinde de ve onun öncesinde de işte 2012 dedim, yıllardır söylediğin ilk defa zikreden kişisin birçok terimi. Aynen öyle. Arayüzlü, simülasyondu, ilahi matriksi. Çünkü şunu unutmamak gerekiyor. Biz temelde aslında ilahi bir rüya içindeyiz. Evet. Ve
biz bu rüya, hatta o gün ben bir önceki işte İlkay'la olan yayında şeyi anlatmıştım. Hani anne karnındaki, hatta ikinci kitabımda da bahsettiğim mesele bu. Anne karnındaki bebek için dünya annenin rahmidir. Yani o kadar. Ve sorsa birisi der ki yani senin dışarıda bir şey var deseler, hadi canım der yani. Şimdi anlatabiliyor muyum? Ne zaman ki doğar, asıl alem ne olduğunu anlar. Şimdi bizim durumumuz bu. Bizler şu anda annenin karnındaki bir bebek gibi aslında bize Allah şeyler sunuyor. Seçimler sunuyor. Ve bu seçimler sonucu, bak bu ilahi rüyada yaptığımız seçimler sonucu doğduğumuza bir bakacağız. Yaptığımız o seçimlerin, o ilahi rüyanın tabiri bizim asli hayatımız olacak. O Ankebut suresinde 64. ayette bu dünya hayatı bir oyun ve oyuncaktan ibarettir. Ya Allah neyi anlatıyor biliyor musun? Virtüel realite ya. Bu dünya hayatı diyor bir ilahi simülasyon yani. Bu bir oyun diyor. Asıl diyor orası diyor mesela. İşte bu rüyada yaptığın her şeyin açığa çıktığı yer orası olacağı için. Tabii ki bu anlamda da bu rüyayı doğru, bu rüyayı gören kişinin yaşadığı her şeyde bütün herkesin payı var. Kolektif bilincin de payı var, sülalesinin payı var. O kadar çok birbirimize bağlıyız ki. O kadar iç içeyiz ki. Ve içimizdeki bu ruhsal katmanları işte bu rüya içinde aktive ettiğimiz takdirde zaten biz buradayken diyor ya Fecr suresinde Estağfirullah. Ölce ila Rabbike. Buradayken Rabbine dön. Buradayken dön diyor Beyza. Yani ölünce Rabbine kavuştu. Ölünce Allah'a kavuştu. Ona şey Tuğrul İnançer Baba, Tuğrul Baba çok güzel söyler. Ne diyor? Yani işte öldü Allah'a kavuştu. Acaba Allah'a mı kavuştu der. Çünkü hayalinde yarattığın Rab, yani bu çok çok ciddi söylüyorum, çok tehlikeli bir durum. Sen Allah'ı burada tanımazsan, irfaniyet, marifet, değil mi? Burada tanımazsan Allah'ı, kendi kafanda yarattığın hayali bir yaradanı gidiyorsun. Dolayısıyla da hayal aleminden hayal alemine geçiş yapıyorsun. Gerçek anlamda bir diriliş yaşamıyorsun. Gerçek anlamda bir diriliş yaşamıyorsun. Ha, ama nedir? Senin kafandaki gibi bir cennet, senin kafandaki bir şey, yani yaptığın iyiliklere göre vesaire. Fakat hakiki Allah'a varmak. Allah tanımak. Çünkü bir şey söylemek istiyorsun. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Bir tane ben yine aldım yürüdüm ya. Notlarıma bakıyorum. Şimdi parmak deneyi var. Bu arada ağacın uykusuna da geliyor söylediklerin. Tamam. Evet. Parmak deneyi anlatayım. Alemin uykusunu okuyup oradan mı devam edelim? İstiyorsan parmak deneyini okuyalım. Sonra hani zaten alemin uykusu önemli bir konu. Onu da bugün bitiremesek bile konuları diyorum ya. Sonrasında devam ederiz. Benim de heyecanım yatışmış olur bir sonraki derse inşallah. Benim. Şimdi bu arada dostlarımız yine bilecektir. İşaret 5'ten okuyorum. 390. sayfada parmak deneyi. Bu deney de çok önemli. Şimdi parmak deneyinde deneye katılan kişiye İstediği zaman parmağını ya da elini oynatması söylenir. Kişinin bu hareketini gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin en doğru tespiti yapılabilsin diye deneyin parmağı elektromiyografi adı verilen kaslardaki elektrik potansiyelini ölçerek kas hareketini belirleyen bir cihaza bağlanır. Ki hareket gerçekleşmeden gerçekleşti yanılsamasına dönüşmesin, düşünmesin, düzeltiyorum. Şimdi EMG ile yapılan ölçüm saniyenin binde birini yani milisaniye ölçebilmektedir. Bu aletin amacı parmakta en ufak bir hareket olduğunda parmak kaslarından geçen elektrik vasıtasıyla parmağın hareket edip etmediğini belirlemek ve ilgili veriyi de grafikte belgelemektir. Deneyin ikinci cihazı saat benzeri bir kadrandır ki Libet bunu deneyin karşısına bilinçli bir şekilde parmağı oynatmaya karar verme anı ile parmağı oynatma anı arasındaki zamanı ölçebilmek için koyar. Karar verme ve oynatma. Karar verme anı kadrandan, parmağın hareket ettirildiği an ise EMG tarafından ölçülecektir. Bu iki an arasındaki farksa, deneyin parmağını hareket ettirmeye karar verdiği anla parmağını hareket ettirdiği an arasındaki zaman farkını ortaya koymuş olacaktır.
Üçüncü cihazsa elektroansefalogram denilen bir başlıktır ki deneyin beyin elektriğinin değişimini ölçmek için kullanılan bu alet deney esnasında deneyin parmak kaldırma yönünde aldığı karara bağlı olarak beyin elektriğinin nasıl değiştiğini bir grafikle belgeleyebilecektir. Denek parmağını kaldırmak için karar aldığı anda beyinde bir hareketlenme olacak ve grafikte yükselmeye başlayacaktır. Böylece elde edilecek EEG grafiği üzerine saat benzeri bir kadrandan alınan zaman, yani yine hatırlatıyor burada Deniz Erten, deneyin parmağını kaldırmaya karar verdiği an ile EMG'den alınan zamana ait, yani deneyin parmağını eylem olarak kaldırdığı an değerlerini işaretlemek mümkün olacaktır. Bu da bize deney çıktılarını EEG grafiği üzerinde inceleme fırsatı doğuracaktır. Burada açıkladı deneyi. Şimdi gelelim deneyin sonuçlarını özetlemeye. Deneyle ölçülen odur ki denek parmağını kaldırmak kararı vermesinden ancak 200 milisaniye, yani 0,2 saniye sonra parmağını kaldırabilmiştir. Parmak kaldırmaya karar verme eylemi bilince ait bir olaydır ve zaten bu karardan sonra da denek parmağını kaldırmıştır. Ancak asıl mesele buradan sonra başlamıştır. Denek bilinçli bir karar almış olsa da onun parmağını kaldırmasına ilişkin beyin aktivitesi bu karar verilmeden 350 milisaniye önce halihazırda başlatılmıştır. Tüm diğer deneklerde de aynı sonuçla karşılaşılmıştır. Deneyin bilincinin ilk defa devreye girdiği parmağını kaldırma kararı noktasından 350 milisaniye, yani 0,35 saniye kadar bir zaman önce ilginç şekilde deneyin beyninde bir hareketlenme olmaktadır ki bu tamamen bilinç dışıdır. Bu süreç nedir? Ne oluyor bu insanlara Deniz'im? Yani biz zannediyoruz ki karar alıyor, tamam, ondan sonra eyleme geçiliyor, ama hayır, 350 milisaniye öncesinde bir yükselme başlıyor. Ne oluyor orada tam olarak? Nasıl bir zamandan, nasıl bir süreçten Şimdi bu bahsediyoruz? Benjamin Libet, tabii bu deney çok eski. Şimdi çok daha yenileri de var. Fakat bu tabii şeyi, bu işin hani ilk başlangıç noktalarından gibi sayabileceğimiz insanlardan birisi ve çok büyük bir hizmet bence. Şimdi bak, başka bir örnek vereyim ben sana. Flashlight Illusion diye bir şey var. Burada şöyle bir durum var. Şimdi ben önüme bir tane tuş koyuyorlar. Sonra bir tane ışık var burada. Ben bu tuşa basıyorum, düğmeye basıyorum. Ve bu ışık tam 100 milisaniye sonra yakılıyor. Tamam. Fakat beynim, normalde ben bunu bastım ya. Şimdi o ışığı işlemesi için minimum 100 milisaniye maksimum 100 milisaniye gerektiği için ben ona bastıktan sonra o ışık 100 milisaniye içinde yanarsa beynim bana basınca yakmış gibi gösteriyor. Çünkü o gecikmeye beynim örtüyor. Hani beyin kafir diyoruz ya, örtücü, küfür, yani örtmek demek. Cover, örtüyor. Şöyle bir şey yapıyorlar. O zaman diyorlar, sana diyorlar, düğmeye bastığın an diyorlar ışığı yakalım. Düğmeye bastığın an ışığı yakalım diyorlar. Bakalım beyin ne yapacak? Çünkü beyin gecikmeye alışkın, gecikmeyi örtmeye alışkın. Değil mi? Yani o süreci kapatıyor beyin. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Basıyorlar, ışık yanıyor. Beyin nasıl algılıyor biliyor musun? Normalde beyin şaşırıyor. Diyor ki ya bir dakika diyor, ya diyor işte 100 milisaniye içinde olması gerekiyordu bunun. Ben o gecikmeyi örtecektim. Bir dakika o zaman diyor. Demek ki ben basmadan evvel ışık yandı diyor. Düşünebiliyor musun? O mesafeyi kapattığın an beyin hemen bir öngörü yapıyor. Çünkü gecikmeyi kapatıyor ki, ya bir dakika diyor o zaman. Ben basar basmaz çaldığına göre, yandığına göre böyle bir şey olamaz. Demek ki diyor ışık yandı benden önce, sonra ben bastım diyor. Şizofrenik bir şey yani bu. Düşünebiliyor musun? Ve hatta bunun şizofreniyle bağlantısı olabilir mi diye şey yapıyorlar. Hani şizofreni işte karşılıklı kişilik yaşayan insanlarda mesela hani bir şey kardeşlerimiz duyuyor da onun üzerine yaptım diyor ya, aslında acaba diyorlar
önce aslında duyup yaptığını düşünüyor ama aslında yaptı duydu. Buradaki bağlantıda mı bir sıkıntı var diyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Düşünebiliyor musun? Beyin orada bir çıkarım yapıyor. Bir dakika ya diyor. Bu aradaki mesafe böyle olmalıydı. O zaman diyor demek ki bu ışık önce yandı ben basmadan önce. Ve sana flashlight illusion bunu böyle gösteriyor. Flashlight illusion. Ve çok ilginç mesela. Şimdi biz mesela gökyüzüne baktığımız zaman yıldızları görüyoruz. Yıldızlar böyle yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Eğer o yıldızların yanıp sönmesini hızlandırsan bir süre sonra beyin onu sabit bir nokta, yani sabit bir yanma sönme yok artık. Sabit bir ışık olarak gösteriyor. Dolayısıyla insanın yani bir tür hayvan olduğumuz için hani tabii ruhsal yapımızdan bahsetmiyorum, beden açısından söylüyorum. Hayvanın metabolizmasının hızına göre ve hayvanın bedeninin büyüklüğüne göre bu hızı yakalama ve gerçekliği bu şekilde görme değişiyor. Yani şöyle söyleyeyim sana. Mesela sığırcık kuşları şu ekrana baktığımda ben seni sabit görüyorum ya. Hı-hı. Burada da bu var. Normalde olan şu. Her şey için bu böyle. Ben de öyle. Bir yanıyorum, bir sönüyorum. Bir yanıyorum. Bir var oluyorum, bir yok ediliyorum. Bir var ediliyorum, bir yok ediliyorum. Bunu Muhittin Arabi Hazretleri anlatır. Kerim ve Fesal Halk-ı Cedid'i bu şekilde anlatır. Yeniden yaratılmayı. Normalde bir sığırcık kuşu şu anda bir televizyon ekranına veya bir bilgisayar ekranına baktığında şu şekilde görüyor. Çünkü yakalayabiliyor onun hızını. Metabolizmasının hızlı çalışması yüzünden ve küçük bir bedeni olduğu için. Ama belki bir tane balina, yani hani ne diyeyim sana hani o kadar aradaki mesafeyi, geniş bir mesafeyi bile sabit bir resim olarak görüyor. Hani anlatabildim mi? Çünkü onun beden yapısına göre. Yani biz temelde zaten sabit bir gerçeklik görüyoruz. Ve yanıp sönmeyen bir gerçeklik ve bu kadar hızlı giden bir, kendi etrafını dönen bir gezegende, Samanyolu'nda, galakside ve hızla bir kara deliğe doğru giden bir yerde sabit bir gerçeklik. Yani mümkün mü? Arabaya biniyorsun, şöyle yavruyorsun. Ama bu uzay gemisi bu hızla devam ederken, kendi etrafını dönerken hiçbir şey hissetmiyorsun. Çünkü işte temelde aslında sana hep benim verdiğim bir örnek var. Ben bu bedene daha kolay anlatmak için özellikle Amerikalı kardeşlerimize de, hani Amerikalı Müslüman kardeşlerimize de şey diyorum, Tesla suit. Tesla suit, hani Tesla kıyafeti. Hani Tesla kıyafetini giydiğin zaman bir de virtual reality gözlüğünü taktığın zaman ne oluyor? Bir bakıyorsun bir ekranın içine giriyorsun, koşuyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Yani biz gece, her gece rüyamızda da bunu yapıyoruz. 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 Koşuyoruz, kaçıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, acı çekiyoruz falan falan. O kadar gerçek. Evet. Yüzünde acıyla mesela birisi tokat atıyor sana, kalkıyorsun yüzünde acı hissediyorsun. Ağlayarak kalkıyoruz. Ağlayarak kalkıyorsun. O kadar gerçek ki. Şu an yaşadığımız hayattan bir değişikliği yok bunun işte. Şu an yaşadığımız hayattan bunun bir değişikliği yok. Bize şu anda Allah'tan ayrı olduğumuzu zannetmemiz için her tür teçhizat verilmiş. Ama temelde kendi beden kalıbını kıran insanlar, yani bu eğitimlerle nefsi tezkiye dediğimiz, bir bakıyorlar ki hani ayetlerde hep diyor ya, ne varsa bil hak. Yani var olan her şey hakkın tecellisidir. Bunu fark ediyor. Nereye dönsen hakkın veçhesi oradadır. Bunu fark ediyor. Çünkü anlıyor ki beyin bir dekoder, dışarıdaki frekansları çözüyor. Ama temelde aslında bu bir içeride olan bir mesele. Aslında bütün mesele içeride oluyor. Bu bir rüya, bu bir ilahi rüya. Ama çok gerçek zannedilen bir rüya. İşte bunun break, hani matrix'i kırmak dediğimiz şey bu. Yani sen bu beden kalıbı içinde olduğunu zannederek, nasıl plastik elbiseni zannettirdik, bu beden de ya apotemnofobia diye, folia diye bir şey vardı. Apotemnofobia, pardon. Yani mesela beyninde kolunun şeyi yok. Temsili yok. Ne oluyor? Kolunu kesmek istiyorsun. Yani kolunu kesmek istiyorsun. Beyninde kolunun temsili yok. Veya bir başkasının kolunu kendini zannediyorsun. Yani bu tip şeyler var. Nasıl diyeyim? Bu tip böyle hastalık demeyeyim de, yani bu tip şeyler var. Vakalar var. Dolayısıyla şunu anlıyorsun ki bak, Allah diyor ki mesela ayette, biz diyor size misaller verdik. Şimdi dünyanın en önemli bilim insanlarıyla konuşurken adamlar diyor ki mesela, özellikle bu yapay zeka ve bilgisayar üzerinde çok böyle yüksek şeyi olan insanlar, diyorlar ki aslında gerçeklik dediğimiz şey bir tür temsil diyorlar. Düşünebiliyor musun? Yani Kur'an'ın ayetini söylüyor adam.
Fakat o ikisini birleştiren insan yok yani. İşte biz bunu yapmaya çalışıyoruz yıllardır. Çünkü aslında söylediğin şey Kur'an'ın ayeti. Baktığında diyorsun ki sen başka bir şey söylediğini zannettiğin adama sen bu ayeti söylesen bak şu anda aslında Kur'an'la aynı şeyi söylüyorsun desem işte budur yapılması gereken şey. Benim yapmaya çalıştığım şey de bu yıllardır. Çünkü Kur'an'da misallerle anlatıyorum dediği şey şu. Zaten Beyza ben şu an seni bu iPhone'da görüyorum ama o sen değilsin. Yani iPhone'da gördüğüm senin yansıman da senin aslın değil. İçinde bulunduğumuz bizim şu anki varlığımız da bu. Bizim bir yansımamız ama bizim aslımız değil. Ve aslımıza buradayken rücu etmemiz gerekiyor. Buradayken teslim olmamız gerekiyor. Buradayken bunu yapanlara muhsin deniliyor. O işte onlar üzülmeyecektir, onlar korkmayacak. E niye? E çünkü film seyreder gibi seyrediyor hayatını. Evet. Çıkmış Matrix'in dışına. Biz burada panikliyoruz, korkuyoruz, öyle olacak, böyle olacak. Biliyor o yani yaşamış, çıkmış, kırmış olayı. Dolayısıyla bedenin oyunlarından, zihnin oyunlarından kurtulmuş. İlahi bilinç onda açığa çıkmış. O yüzden yani şöyle bir toparlamam gerekirse beden hayvanı işte ruhla birleştiğinde tabii beden de sonuçta bir esma tercihi bu arada. Yani toprak da Allah'ın esması, hava da Allah'ın esması. Bunların hepsi tabii ki esma tercihi. Fakat şöyle bir şey mi bir şekilde çizsem bunu acaba? Şöyle düşün bak. Ben şöyle bir şey çizeyim. Görünüyor mu? Bakayım şöyle. Ha. Şimdi bak. Şimdi bunu tek bir ruh olarak kabul et. Görünüyor mu? Ruh görünüyor mu? Bak. Evet, bunun dikdörtgen çizdim. Evet. Ve bunun içine esma denizi burası. Bütün esmalar burada. Bu ruh yani ruh. Nefesi rahmani bu. Bütün esmalar burada. Tamam mı? Şimdi benim yine bu esmalardan oluşan, şimdi burası su, bir deniz. Bu esmalardan oluşan bir buzdan yapılmış bir bardağım ben. Tamam mı? Şimdi yine bu sudan yapıldım bak. Yine bu sudan yapıldım. Bu ama buz haline gelmiş sudan. Dolayısıyla benim kendi gerçekliğim, ben dediğim şey, yani benim kendi zannettiğim şey, bu buzdan yapılmış suyun aslında aynı şey biliyorsun. O suyla aynı şey. Fakat bu buz olmuş. Bir kalıp haline gelmiş. İçine giren bu sudan alınan esma terkibi. Yani bir hani derler ya damla denizi taşır ya. Yani bu sudan yapılmış buzdan bir kabım var ve bu kabın içinde de bu suyun içinde yani bir miktarı var benim içinde. Hepimiz aynı durumdayız. Hepimizin bu buz kapları efendim? Hepimiz orada bir damla mıyız? Hepimiz orada bu buzdan yapılmış kalıbız. Kimisi biraz çay bardağına benziyor. Kimisi bilmem ne Aladdin lambasına benziyor. Kimisi bir şeye benziyor. Tamam mı? Kalıpları. Ama bu sudan oluşan buzlar ve bu buz kalıpları ve onun içinde de bu su var. Bu suyun miktarı var. Ne oluyor? Sen bu buz kalıbını erittiğin zaman ne oluyor? Suya karışıyor. Su oluyorsun. Artık ne oluyorsun? Bireysel benliğin, hani cüzi varlığın bütünsel yani külli varlıkla birleşiyor. Diyor ya Mevlana Hazretleri, sen diyor işte diyor sen denizdeki bir damlasın ama sen aynı zamanda damladaki denizsin. Bunu kastediyor demek ki. Bunu kastediyor. O zaman zindanda buzdan kalıp mı denizde? Zindanda bedende buzdan kalıp mı oluyor? Aynen öyle. Aynen öyle. Buzdan kalıp. O buzdan kalıba göre o suyun içindeki bütün esmalar her yerde hepimiz de aynı. Sendeki aynı, bendeki aynı. Ama ne oldu? Benim buzdan kalıbım yüzünden ben deniz gibi görüyorum kendimi. Sen Beyza gibi görüyorsun. Bu buzdan kalıp Miraç'ta yani sen latifleştiğin noktada nefsi tezkiyeyle seni bu senin var zannettiğin bu var zannettiğin bedenden holografik varlığına geçtiğin noktada bir bakıyorsun ki işte Miraç'ta bir bakıyorsun ki buz eridi suya kavuşunca ben sana baktığımda kimi göreceğim o zaman? Bir bakıyorum ben Beyza'ymışım. Beyza'da benmişim.
Ben annemmişim, annem de benmişim. Ben işte beni sevmeyenmişim, o da benmişim. Çünkü niye? Temelde işte bu buzdan kalıplar, bu ailelerimizin yaptıkları senin o buzdan kalıbın oluyor. Yine tabii esmalardan oluşuyor. Ama o içine alınan, aldığı miktar, o aldığı miktar ve ağırlık o kaba göre şekillendiği için, diyelim ki birisinde işte Elvedud esması ağırlıklı olarak o kapta, onun dominant ismi, esması olarak açığa çıkıyor. Çünkü ne bileyim, çok belki çok sevgi görmüş bir aileden geliyor. Veya çok sevgiye ihtiyacı olan, onu bilemeyiz çünkü o da çok ilginç bir dengesi var. Ama sen de diyelim ki Cemal esması daha dominant, tamam mı? Senin Rabbi hasın Cemal esması. Ama temelde sen teslim ettiğinde Rabbi hasını, Rabbül alemine, Cemal esması da Vedud esması oluyor. Çünkü damla denize karıştı artık. Ve ne oldu? Deniz damladaki, yani damla artık damladaki deniz oldu. Dolayısıyla artık hepimiz aynı olduk. Bir tek bir kişi olduk. O yüzden de işte Miraç böyle bir şey. Yani Miracı yaşayan insanlar baktığı her yerde sadece kendini görüyorlar. Çünkü sen, hiçbirimiz ayrı değiliz. Hiçbirimiz ayrı değiliz. O yüzden de tabii bunun mertebeleri var. Yani bu noktaya gitmek için sen öncelikle sureti insandan başlayıp işte beşer seviyesi, beşerden önce maden, nebat, hayvan, ondan sonra nefis başlıyor. Nefis mertebeleri başlıyor. Ve ondan sonra ruh mertebeleri başlıyor. Yani en yüksek, en yukarıda ise bizim neyimiz var? Rububiyet makamı, yani Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelinceye kadar burada artık zati ruha, yani Ruhul Kudüs, Hazreti İsa, oradan da Ruhul Azam, Peygamberimizin ruhu. Yani o Kur'an dediğimiz, ona da biliyorsun ruh deniliyor. Çünkü zat, Kur'an zattır, Furkan sıfattır. Burada işte kendindeki bütün bu ruh mertebelerini ancak aktive edeceksin de bu noktaya geleceksin. Önce o yüzden nefis dediğimiz bu bedenle ruhun karışımının, hani dünyaya bakan tarafı, nefsi emmare levvame mülhime, mülhime, buraları eğiteceksin, buraları eğiteceksin. Zaten ondan sonrası mutmainne geçtiğin noktada artık ruhla birleşiyor. Artık orada beden hayvanının artık üstünden kalkıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunları Mizaç ve Allah'ın rızası için bölümünde anlatıyorsun değil mi Deniz'in? Şöyle tabii şimdi. Esmalarının zuhul mahalli oldukça ve kendinde onları onun gibi, ona benzeme meyliyle açığa çıkarttıkça artık öğrendiklerin doğru yeri okuyorum sanıyorum. Öğrendiklerin ilmin amel haline dönüştüğü için sana, evet, Rabbinden hikmet bilgisi getirir. Evet. Maslow örneğiyle devam ediyorsun. Doğru, evet, mudur? Evet. Ya şöyle bir şey var. Şimdi Allah'a yaklaşmak, hani kurbiyet, Allah'a yaklaşmak. Biz zaten şimdi Allah'a yaklaşmak aslında çok doğru bir idrak değil. Zaten sen Allah'tasın. Fihi mafi. Demin anlattım ya, o denizin içindesin sen zaten. Zaten uzakta değilsin. Zaten içindesin yani. Ama sana bir şey veriyor. Bir benlik hissiyatı. Bir benlik algısı. Yani mesela diyorum ya, mesela çocuklar doğduğunda böyle işte 7 yaşına kadar mesela ne kadar Allah'la beraberdi, hayal görürler, onu görürler falan. Ne zaman hormonlar devreye girer? Çocukta böyle bir agresyon başlar. İşte hayvani benlik. O hayvan ele geçirmeye başlıyor ruhu. O zamana kadar ruh saf temiz, daha Allah'ın hani yanından yeni gelmiş o. Ve göz de açık, epifiz açık falan. Ama sonra ne oluyor? Bedenin hükmü ruhun üzerine geçmeye başlayınca ruhla beden çatışması başlıyor. İşte bu bizim ergenlik kavgası dediğimiz şey. Anlatabiliyor muyum? Evet. Tabii. Çünkü ruh seni, ruh, çünkü sen alışkınsın, ruhla yürüyordun. Çocuksun sen, daha safsın, tabisin, temizsin. Ama ne oldu? Hayvan seni ele geçirmeye başladı. Artık hormonları salgıladı artık. No. Çünkü nefis dediğimiz şey ruhla bedenin birleşimi ya. Şimdi nefis de ruhla bedenin birleşimi ise, ruh ağırlıklı bir nefisle beden ağırlıklı nefis aynı olur mu? Olmaz. İşte ne oldu? Çocukta bir ikilem başladı. İçindeki şeytanla şey gibi, hani melek gibi. Hayvan onu ele geçirmeye çalışıyor. Diyor ki beden ruhu ele geçireceğim.
Ruh diyor ki hayır diyor, ben vermeyeceğim diyor, şu ana kadar çok iyiydi. Bu çatışmadan sürekli agresyon oluşuyor. Agresyonun sebebi bu. O yüzden aynen öyle. Yani o yüzden de biz işte tabii ki tamamen semptomatik şeyler yüzünden ve hani ilaçla, ilaç tedavisi bilmem ne gibi şeylerle bakarsak değil. Buradaki asli mesele, altta yatan mesele hani ruhun bu çocuğu elden bırakmak istememesi yani. O yüzden de bu tip meseleler tamamen ilahi meselelerdir. Bunlar tamamen. Ruhundan ayrılmak istememesine de benziyor bu bir açıdan aslında, bu çekişme, bu daralma. Baktığın zaman daha masum bir başlangıç çocuk için, çocukluğun bitip gençliğe geçmesi dediğimiz o evre. Senin anlattığından bakınca başka bir kıvranma, başka bir azap var o süreçte o zaman. Tıpkı bedenden ayrılamayan ruh gibi. Kesinlikle öyle. İşte kabir azabı gibi ve burada Allah'tan ayrılmak istemiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Beden ele geçirdikçe Allah'tan ayrı olduğu zanlı kişinin bilincini ele geçirdiği için. Yani demin, şimdi sen mesela şöyle bir durum var da. Şimdi biz yine çok şanslıyız. Bilimin öyle bir dönemindeyiz ki. Şimdi baktığında işte 100 yıl, 200 yıl öncesinde. Şimdi mesela fizikçiler tartışıyorlar. Mesela bazı konularda işte 1800'lerde yaşamış fizikçiyi falan örneğini verdin de, veyahut da işte psikiyatristin vesaire, diyorlar ki ya o zaman nörobilim böyle değildi. İşte kuantum fiziği böyle değildi falan filan. Evet, çok başka bir noktadayız. Yani sen şunu biliyorsun artık. Sen bir virtüel realite gözlüğü taktığında gerçeklik algının tamamen bambaşka bir hale gelebileceğini biliyorsun. Bu durumda diyorsun ki beynim bana oyun oynuyor. Şimdi bunu bildiğinde ne oluyor? Beynim bana oyun oynuyor. O zaman ben beyin değilsem içeride başka bir şey var. Yani bende başka bir yapı var. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de ne oluyor? Sen şunun peşine düşme. Eğer ki birazcık kafayı çalıştırabiliyorsan diyorsun ki o zaman bu yapı ne? Bu yapı ne? Şimdi biz öyle bir dönemdeyiz ki bedene aslında hani kabir azabının belki de en az olması gereken hani geçiş yaparken olması gereken dönemlerden birini yaşıyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz artık. Beyin kandırılarak başka bir şey insanın beynine kendi bedeni zannettirilebilir. Bunun sebebi de nedir? Çünkü bu bedeni kullanan bir ruh var. Yani bunu artık görebiliyorsun. Ve bu adamlara bak, çok ilginç. Hani bu libet deneyinde veyahut da işte bu gecikmeli gerçeklik. Aslında biz şu anda aynı anda diyorum ya. Biz hiçbir şeyi şu anda beynimiz aynı anda işlemiyor. Evet. Ama ne yapıyor bize? Hepsini aynı anda işliyor gibi gösteriyor. Bu da bize neyi sağlıyor aslında? Hani bunu, bu bilgiye sahip olduğunda diyorsun ki bir dakika ya. Ne oluyor yani? Bu ne? Şimdi adamlar diyorlar ki o zaman özgür irade yok diyor. O zaman özgür irade yok diyorlar, tamam mı? Şu anda determinist bir bakış açısı. Özellikle nörobilim camiasında falan bu çok artık konuşulan, kuantum fizik camiasında da daha yani determinizmden kurtulamıyor. Sebep ne? Çünkü ben şunu biliyorum. Ben şu anda kendime şahit tutuluyorum. Dolayısıyla ben zaten geçmişimi izliyorum şu anda. Ben yaptığım seçimleri izliyorum zaten şu anda. Bununla beraber bu beden kalıbını kırarsam hani online dediğim canlı yayına geçeceğim. Ama şu an banttan izliyorum. Dolayısıyla ben şöyle düşünmüyorum işte, anladın mı? Şimdi bunlar bunu bilmediği için, bu bilgiye sahip olmadıkları için anlam veremiyor buna. Yani diyor ki her şey diyor, senin hiçbir şey seçim hakkın yok ki diyor. Doğru. Sen bu hayvanda kaldığın müddetçe taşıdığın bütün o aktarımlar, yani örnek vermiştim ya, yani sana annenle ilgili soru sorsam, sıcak bir tane kahve içiyorsan sıcaktır diyorsun, soğuk kahve içiyorsan soğuksun. Ve bunu ya şu anda oturduğun koltuk, içinde bulunduğun odanın ısısı, bunların hepsi düşünceleri tamamen etki ediyor. Çünkü hayvan böyle çalışıyor. Seni hayatta tutmak için sürekli o bilinçaltı, tamam mı, bu şekilde aktif ediyor. Ama o hayvanın altında Rabbi Has var. Yani sonsuz kudretin sana üflediği ruh. Zaten eğer ki onu aktive edersen gerçekten geçmişte yaşamaktan kurtuluyorsun. Aksi halde geçmişte yaşıyorsun. O yüzden adamlar o konuda haklı. Ama ne diyorlar biliyor musun? Hiçbir şeye inanmayana dahi uyanmak lazım diyorlar. Ya. Fark etmiş, anlamış çünkü. Ya. İşte kıyamet, uyan, ayağa kalk ve uyan demek yani. Yani aslında şunu unutmayalım. Hep söylediğim şey. İslam dini insan dinidir. Evrenseldir. Bunlar evrensel bilgiler. Bizim artık şunu fark etmemiz lazım. Şu anda biz ilahi bir film gibi
için, film içindeyiz. Doğru seçimler yapacağız, Kur'an'a yapışacağız. Kur'an'a yapışacağız. Her an Allah'la konuşacağız. Çünkü bu bizi uyandıracak. Ve doğru seçimler hayatımız, yani kalbimizi dönüştüreceğiz. Gerçekten, gerçekten insanlarla uğraşmayacağız yani. Fikirlerle ve kendimizi dönüştürmekle uğraşacağız. Anlatabiliyor muyum? Ve yaptığımız her şey kendimize zarar yani. Bu sebeple bunu anladığımız yerde emin olun ki şöyle bir dönemde uyanmak çok daha kolay olacak. Zaten bu dönem çok da kıymetli bir dönem sahabelerimizden sonra. Çünkü bize Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kardeşlerimi özledim diyor. Bizim için kardeşlerim diyor.